Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı Yayınları Atölyem kitabı Değerlendirme test 16'nın sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Kartın üzerine üzerine yukarıdaki gibi rasyonel sayılar yazılmıştır. Değeri birbirine eşit olan e, olanlar birleştirilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi gençler eksi 8 bölü 3'ü inceleyelim. Pembe kartımızdaki eksi 8 bölü 3. Bunu gençler tam sayı kesire çevirecek olursam eksi 8'i 3'e bölersem 2, e, 2 tam var. 2 kere 3 6 yapar 2 eklersem 8 olur. Yani eksi 2 tam 2 bölü 3'tür. Bakın bu ikisi gençler birbirine eşit oldu. Peki ben eksi 8 bölü 3'üm. Ondalık kesir haline getirmek istersem şöyle 8'i 3'e bölelim gençler. 8'in 3'ünde 3 2 kere. 2 kere 3 6. 8'den 6'yı çıkardım 2. 2'nin içerisinde 3 yok. 1 0 ekledim. 1 gül ekledim. 20'nin içerisinde 3 6 kere. 6 kere 3 18. Tekrar çıkardım 2 kaldı. 0 eklersem 20'nin içerisinde 3 6 kere. 6 kere 3 18. Bakın gençler tekrar 2K aldı. O halde diyorum ki burada devam edecek. Yani bu 6 6 devam edecek. E şöyle isterse bir tane daha altımızı yazalım. Gördüğünüz gibi önünde de eksi olması gerekir. Yani bunu eksi 2 tam 6 6 6 devirli sayı olarak da yazdık. Bakın buradaki sayımız da eşittir. Peki gençler bunu devirli olarak yazacak olsaydım virgülden sonra 6 tekrar ettiği için eksi 2 tam yazdım. Virgülün sağındaki ilk rakam olan 6'yı yazdım ve üzerine devir işaretini yazdım. Gördüğünüz gibi 4 tane kartımız eşittir. Evet bunların eşitliğini A seçeneğinde bir arada görüyoruz. Evet gençler devam edelim ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuza yukarıda hazırlanan bir düzenekte tekerlek sayesinde sağa sola hareket edebilen sayı tamamlama aracı hazırlanmıştır. Mor oka ve butona basıldığında mekanizma mavi kutuya gidip sıradaki topu bir topu atmaktadır. Kırmızı oka ve butona basıldığında mekanizma yeşil topa gidip sıradaki bir oku bir topu atmaktadır. Kutu içindeki toplar yukarıda verildiğine göre oklar sırasıyla gençler iki tane kırmızıya bir tane mora basılacak. Basıldığında mavi kutuda kaç tane tam sayı olur diye soruyor. Gerçekten öncelikle kırmızıya basıldığı için bakın buradaki eksi 8 geçim kutuya gelecek. Buraya eksi 8 geldi. Daha sonra 7 tam 1 bölü 2 de buraya gelir. Evet. 6 tam 10'da 9, 9 deviri sayımızda mavi kutuya yani buraya gelir. Şimdi biz de bizde mavi kutuda kaç tane tam sayı vardır diyor soruyor. Şimdi 6 tam da 9 9 devirli sayınız gençler. Evet devreden 9 varsa gençler ne yapıyorduk? Önündeki basamaktaki sayı 1 arttırıyordum ve 9'u ortadan kaldırıyordum. Yani bu 7 eşittir 7 de bir tam sayıdır. Eksi 9 bölü 3. Şu anda mavi kutuda vardı zaten. Eksi 3'tür. Eksi 3 de tam sayıdır. E, eksi 5 zaten tam sayı gençler. 2 bölü 7 ile eksi 3 bölü 1'e bakıyorum. 2 bölü 7 gençler tam sayı değil. Ama eksi 3 bölü 1 de bir tam sayıdır. Şöyle yanına eksi 3 olarak yazalım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane tam sayı vardır diyorum. Bunu da B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Fatih eşinin verdiği siparişleri almak için Evet şöyle markette markete gittiğinde aldığı ürünlerin her birinin en az 22 bölü 5 kilogram ağırlığındadır diye görüyor. Terazilerdeki tartımlar kilogram biriminde olduğuna göre Fatih'in aldığı ürünler terazideki ürünlerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi gençler aldığı ürünler 22 bölü 5'ten fazla olacak yani en az 22 bölü 5'i geçecek. Öncelikle 22 bölü 5'i onları kesir haline getirmek için 2 ile genişletelim. 44 bölü 10 Gençler 44 bölü 10 da 4 tam 10 da 4'tür. Verilenleri incelediğim zaman gençler hangileri 4 tam 10 da 4'ten az ise bunları almamış olacak. Şimdi birinciye bakıyorum gençler. Şöyle birinciyle kıyaslayalım. Birincide 4 tam 10 da 8 var. 4 tam %8 var pardon. Bu 4 tam 10 da 4'ten küçüktür. Evet bunu almış olamaz gençler. Evet bunu almış olamaz. Demek ki bir cevaplarımız arasında yer alacak diyoruz. Evet bu olamaz diyelim. İkinciye baktığımız zaman 4 tam 10'da 5. 5 devirli sayımız gençler. Bu ne demektir? 4 tam 5 5 5 şeklinde devam eder. Gençler gördüğünüz gibi bu 4 tam 10'da 4'ten büyüktür. Bu aldığı ürünlerden birisi olabilir. Bizi olamazları ilgilendiriyor. Üçüncüye geldiğimiz zaman 4 tam yüzde 71. Gençler bu da 4 tam 10'da 4'ten büyüktür. Bu da olabilir. E evet, son olarak 4 tam %7 devirli sayı. 7 devre diyor. Gençler bunu 4 tam 7 7 7 şeklinde yazarız. Gördüğünüz gibi gençler bu da 4 tam 10 da 4'ten küçüktür. Bu da olamaz diyoruz. Bizi olamazları ilgilendiriyordu. O halde 1 ve 4 sorumuzun yanıtı olur diyorum ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim kalınlığı önemsiz dikdörtgen şeklindeki bir karton şekildeki gibi sayı doğrusu üzerine yerleştirilmiştir. Gençler 0 üzerinde olmasına dikkat edelim. Karton 0 noktasındaki köşesi sabit kalması şartıyla sağa doğru devriliyor. Ona göre kartonun B köşesi sayı doğrusuna hangi noktaya karşılık gelir? Gençler 0'dan yerleştirildiği için 2 tam onda 4 aslında nereye denk gelir diye soruyor. Şimdi 2 tam 10'da 4'ü öncelikle kesirli olarak yazarsak gençler 2 tam 4 bölü 10'dur. Bunu da gençler bakın şöyle sadeleştirelim. 2 ile sadeleştireceğim. 2 tam 2 bölü 5'tir gençler. Şimdi baktığımız zaman 2 ile 3 arasında olacak. 1, 2, 3, 4, 5 parça. Pay kısımda 2 olduğu için ikincisi. 1, ikincisi. Bakın bu nokta bizim 2 tam 2 bölü 5'imize eşit. O halde sorumuzun yanıtını A olarak A seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim. Beşinci sorumuza geçelim. Şekil 1'deki dikdörtgen karton özdeş 3 tane küçük ve 1 tane büyük dikdörtgen parçaya ayrılmıştır. Bu kartonların bazıları şekil 2'deki bir sayı doğrusu üzerine yerleştirilmiştir. Buna göre sayı doğrusu üzerindeki sayı doğrusundaki A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı hangisidir? Arkadaşlar bakın buradaki uzun kenarımız 5 birim. O halde burası 3 parçaya ayrıldığı için bunların bir tanesi 5'i 3'e bölersek 5 bölü 3'tür. Her birisi gençler 5 bölü 3'tür. O halde sayı doğrusuna baktığımız zaman birin üzerine bakın bu uzun kenarımız gençler 5 birimdi. Buraya 5 ekleyeceğim. 2 tane de gençler gördüğünüz gibi 5 bölü 3 var. O halde A noktasına karşılık gelen sayıyı bulmak için birin üzerine gençler şöyle A noktası diyorum. 1 artı 5 gelecek artı 2 tane de 5 bölü 3 gelecek. Şimdi toplarsam 1, 5 daha 6 artı 5 bölü 3 ile 5 bölü 3'ü toplarsam paydalar eşit olduğu için pay kısımlarını topluyorum. 10 bölü 3'e eşittir. Yani 10 bölü 3 dediğimiz sayı 10 içerisinde 3, 3 kere var. O halde buraya 3 tam gelir. Yani burası 9 olur. Bakın buraya 3 tam verdim. Geriye de 1 kalır gençler. 9 tam 1 bölü 3. O halde sorumuzun yanıtını C seçeneği olarak işaretleriz. Evet devam edelim 6. sorumuza bakalım. Ön ve arka yüzlerini, yüzleri aynı renk olan dikdörtgen kartların ön yüzlerine tam sayılar yazılmıştır. Kartların ön ve arka yüzlerinde yazan tam sayıların toplamı 3 olacak şekilde kartların arka yüzlerine tam sayılar yazılacaktır. Kartların ön ve arka yüzlerinde yazan sayılardan büyük olan küçük olana bölündüğünde Elde edilebilecek rasyonel sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sordum. Gençler önceki eksi 2'yi ne ile toplarsam gençler 3 olur diye düşünüyorum. Eksi 2'yi gençler bakın 5 ile toplarsak 3 olur demek ki buraya 5 gelmesi gerekiyor. Maviye baktığımız zaman eksi 4'ü sevgili arkadaşlar ne ile toplarsam 3 olur. Bakın pozitif sayıya dönmesi gerekiyor. Burada o halde eksi 4'ü 7 ile toplarsam 3 olur diyorum. Mavinin arka yüzüne de 7 geldi. Son olarak 9'u ne ile toplarsak gençler 3 olur. Bakın azaldığı için gençler buradan eksi 6 gelmesi gerektiğini düşünürüz. Ve buraya da eksi 6 gelir. Şimdi büyük sayıya küçük sayıya böleceğim. Bakın 5'ten başlayalım. 5'e eksi 2'ye bölüyorum. Gençler bunu eksi 5 bölü 2 olarak yazalım. Eksi 5 bölü 2'yi de sevgili gençler tam sayı çevirsin. Eksi 2 tam. 1 bölü 2'dir. Onları kesir yapmak için 5 ile genişletelim. Eksi 2 tam 5 bölü 10'dan. Eksi 2 tam 10'da 5 olur. Evet bunu nerede görüyorum? Denizi de görüyorum. Evet. 7'yi gençler eksi 4'e böleceğim. Büyük sayıyı küçük sayıya böleceğiz dedik. 7 bölü eksi 4 diye yazalım. Yani eksi 7 bölü 4 demektir diye gençler 4'e bölecek olursak öncelikle tam sayı çevirmek istiyorum. 7'nin içerisinde 4 bir kere faydamız değişmez 4. Evet, ne kaldı gençler? 1 kere 4, 4. 3 eklersem 7 olur. Buradan 3 bölü 4'ü gördüğüm zaman 4'ü 25 ile genişletirsem 100 yaparız. Eksi 1 tam. 25 ile 3'ü çarpıyorum. 75 bölü 100 oldum. Bu da eksi 1 tam. %75'tir. Gençler bakın bunu da C şıkkında görüyorum. Evet son olarak eksi e, 6 ile 9'a bakıyorum. Büyük olan 9 gençler. Şuradan 9'u eksi 6'ya böleceğiz. Bunu da eksi öne alalım. Eksi 9 bölü 6. Sevgili gençler bunu da şöyle e, 3 ile sadeleştirecek olursam eksi 3 bölü 2'dir. Gençler bu da istersek hemen şöyle 5 ile genişletelim. Eksi 15 bölü 10'dan eksi 1 tam 10 da 5'tir. Bakın A seçeneği de elde edildi. E, B'de gençler bakın devirli sayı olduğu için B seçeneğini elde edemedik diyoruz. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.